Herkese merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu sohbetler hepiniz hoş geldiniz. Ben Kemal, online koçunuz olarak da zaten biliyorsunuz beni. Ayrı bir YouTube kanalım da var, inceleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi her cumartesi burada daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açımızı genişletmek için sohbet ediyoruz. Ve bugünkü videomuzun konusu da netlerimizin artmamasının 5 nedeni. Ama konumuza geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz yeni yıl geldi. Bir gün sonra 2024 yılına girmiş olacağız. 2023 yılının tamamını burada sizinle birlikte geçirdik. Umarız çektiğimiz videolarla size bir nebze olsun faydalı olmuş olabiliriz. Umarım hepinizin 2024 yılı çok çok güzel geçer. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu olursunuz umarım. Şimdi gelelim konumuza. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin, hatta kendi öğrencilerimden de biliyorum, sene içerisinde en çok sorduğu sorulardan bir tanesi netleri neden artmıyordur. Siz de başkalarının olmasa bile kendinize mutlaka birkaç defa bu soruyu sormuşsunuzdur. Gelin netlerinizin artmamasına sebep olabilecek 5 maddeyi birlikte inceleyelim. Madde 1. Denemeler için fazla heyecanlanıyorsunuzdur. Bu kendi öğrencilerimde de en sık yaşadığım sorunlardan bir tanesi. Düzenli çalışıyoruz, güzel bir şekilde ilerliyoruz ama hiçbir şekilde deneme netlerimiz artmayabiliyor bazen. Genelde bu tip öğrencilerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Her deneme öncesi sanki o deneme dünyanın sonuymuş gibi bakıyor. Sanki net arttıramadığında dünya başına yıkılacakmış gibi hissediyor. Böyle olunca da denemedeki en ufak bir aksaklıkta veya küçük bir yapamadığı bir soruda denemenin kendisi için çok kötü sonuçlanacağını düşünüyor ve haliyle de odağını kaybediyor bu moral bozukluğuyla. O yüzden eğer netlerinizi arttırmak istiyorsanız arkadaşlar, öncelikli olarak girdiğiniz denemelerin bir deneme olduğunun bilincinde olacaksınız. Ve bu denemelerde kötü yapabilirsiniz. Kötü yaptığınızda da moralinizi bozmayacaksınız arkadaşlar. Eğer bu şekilde her deneme için çok fazla heyecanlanırsanız ve her kötü yaptığınız deneme sonunda bir haftanız heba olursa zaten hiçbir zaman netlerinizi arttıramazsınız. Bir de siz denemeler için bile böyle heyecanlanırsanız gerçek sınavda bunların kat kat fazlasını yaşarsınız. Ve bazı öğrencilerin bu sıkıntı yüzünden sınavı tamamlayamadığını bile biliyorum. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Madde 2. Yeterince ders çalışmıyorsunuzdur. Her öğrenci netlerini arttırmak ister arkadaşlar. Ama bu netlerini arttırmak isteyenlerden kaçı ciddi anlamda günü en verimli şekilde çalışarak geçiriyor? Bakıyorum mesela bir öğrenci mezuna kalmış. Yani gününün tamamı evde geçiyor. Çalışma saatlerine bakıyorum. Günlük sadece 6 saat çalışmış. Şimdi bir öğrencinin sabah 8-9 gibi kalktığını düşünelim. Akşam 10-11'e kadar ders çalışabilecek süresi olur. Yani yaklaşık 13-14 saatlik bir çalışma süresi olabilir. Tabii ki size 13-14 saat ders çalışın demiyorum kesinlikle. Arada dinlenmeler vesaire tabii ki olacak. Ama sen 13-14 saatlik bir sürenin yalnızca 6 saatinde ders çalışıyorsan istediğin noktaya gelmeyi tabii ki hak etmiyorsun demektir. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, bu 6 saatlik süre günün tamamını evde geçirenler için geçerli. Siz okula gidiyorsanız, dershaneye gidiyorsanız, denemelere gidiyorsanız tabii ki 6 saat çalışabilirsiniz. Ama gerçekten üniversiteyi kazanmak isteyen bir öğrenci ona kalan sürenin en az %75'inde bence ders çalışmalı. Geri kalan %25'inde dinlenebilir. O yüzden eğer netleriniz artmıyorsa çalışma sürenizi kendinize göre değerlendirip bir gözden geçirin derim. Madde 3. Yanlış analizini yapmamak. Bu da öğrencilerimizde en sık gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi maalesef. Öğrenci bir denemeye giriyor. Denemede kötü veya iyi yapıyor. Kötü yaptıysa o denemeyi bir daha görmemek için denemeyi bir kenara fırlatıyor. İyi yaptıysa da denemede çok iyi yaptığı için çok sevinçli oluyor ve bir daha denemeyi kurcalamıyor. Böylece ne oluyor arkadaşlar? O denemede yaptığı yanlışların çözümlerini öğrenmemiş oluyor. Aynı şekilde bu testler için de geçerli. Öğrencilerin bir kısmı çözdüğü testlerdeki yanlışlarını o an çözümlerine bakmayıp biriktirebiliyorlar. Yanlışlar o kadar çok birikiyor ki bir yerden sonra daha yığınla dönüşüyor ve hiçbir zaman o yanlışların çözümlerini öğrenmemiş oluyor. Şunu açıkça söyleyeyim, bunu eğer yapıyorsanız boşuna ders çalışıyorsunuz demektir. Acı ama maalesef gerçek arkadaşlar. Siz denemeleri de, çözdüğünüz testleri de yanlışlarınızı görmek için çözüyorsunuz aslında. Eğer bu yanlışları öğrenmiyorsanız boşu boşuna ders çalışıyorsunuz demektir. Bunları yaptığınız sürece de netleriniz hiçbir zaman artmayacak. Madde 4, belki de çok yavaşsınızdır. Çünkü biliyorsunuz özellikle TYT'de netinizi arttırmak istiyorsanız hızlanmanız gerekiyor. Eğer yeterince hızlı değilseniz, yeterince pratik yapmamışsanız maalesef netlerinizi de istediğiniz düzeyde arttıramazsınız. Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey bence her testi çözerken bir süre sınırı belirleyin. Mesela atıyorum bir 20 soruluk matematik testi çözüyorsunuz. Bunun için kendinize göre bir süre sınırı belirleyin. Mesela 25 dakika. O 20 soruyu 25 dakika içinde bitirmeye çalışın. Ama bunu her ders için yapın ve hızlı çözme alışkanlığı kazanın. Çünkü genelde öğrenciler test kitaplarından test çözerken bir süre sıkıntısı yaşamadıkları için lay lay löm çözebiliyorlar. Bu lay lay löm çözme olayı alışkanlık haline gelebiliyor bazen. Ve siz denemede hızlı çözmek için kendinizi şartladığınızda lay lay löm test çözmeye alışmış bir beyin maalesef o an dikkatsizlikler veya odaklanma sıkıntıları yaşayabiliyor. O yüzden buna da mutlaka dikkat edin derim. Ve son olarak madde 5. Diğerlerinin ne dediğine çok fazla takılıyorsunuz bazen. Bu da moralinizin bozulmasına ve o bahsettiğimiz ders çalışma sürenizin de artmamasına sebep oluyor. Öğrencilerimden çok fazla dinliyorum. İki arkadaş bir denemeden çıkıyorlar. Birbirlerine netlerini soruyorlar. Bizim çocuk diğerinin netini söylediğinde "Ya sen bu netle mi tıp hedefliyorsun?" diye bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Belki o an arkadaşı onu hani istemsiz bir şekilde tepki vermiş olabilir. Yani art niyet aramamak istiyorum. Ama bizim çocuk öyle bir etkileniyor ki orada en az 2-3 gün kendine şunu soruyor. "Ben bu netlerle mi tıp hedefliyorum?" Hal böyle olunca da ne çalıştığı dersten verim alıyor ne de ders çalışma isteği oluyor içinde. O yüzden arkadaşlar lütfen kimin ne dediğine takılmayın. Kimin kaç net yapacağını sadece sınav anı belirliyor. Ben yüzlerce öğrenci gördüm. Sene içerisinde hiç 100 neti geçemediği halde gerçek sınavda 105-110 netler yapan, aynı zamanda bir sürü de öğrenci gördüm. Sürekli 100 üstü yaptığı halde gerçek sınavda 80-90 yapan. O yüzden bunlara takılmak yerine eğer eksiklerinizi gidermeye odaklanırsanız ve en önemlisi moralinizi yüksek tutarsanız netlerinizin zaman içerisinde kendiliğinden arttığını zaten göreceksiniz. Ama bu şöyle bir şey değil. İşte ben bunları bir ay yaptım,
hala artmıyor. Değil arkadaşlar, bu böyle bir şey değil. Bu en az 2-3 aylık bir süreç. Tabii ki bazılarınızda bir ayda da bu kendini gösterebilir. Ama bazılarınızda 3 ayda da gösterebilir. Ama bir şekilde bunlara uyarsanız bence netleriniz artacaktır. Umarım yeni yılda hepiniz hedeflediğiniz netlere ulaşırsınız. Hepinizi hayallerinizdeki üniversitenin kampüsünde görmüş oluruz arkadaşlar. Tekrardan hepinize musmutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.